Yanımızda çok önemli değerli bir konuğumuz var. Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Seçilmiş de yine birlikteyiz. Biz geçen sefer Barış'la sizden söz almıştık. Neydi sözünüz? Sözümüz diye hatırlatırsak eğer Türk yatırımcılara ABD'de yatırım yapabilmesi için önerilerde bulunuyordunuz ve Taci'nin bu konudaki rolünü anlatıyordunuz. Bunu bunu biraz daha somutlaştırabilir misiniz demişti Barış? Yani ikinci perde, ikinci bölüm biraz anlatır mısınız? Hemen ona değinir misiniz ve devamında da özellikle siyaset Türk ABD ticaretini nasıl etkiliyor ona, ona değineceğiz. Evet ee, tekrarlamak gerekirse e, ticaret odamızın e, ana amacının ne olduğunu e, izleyicilerimize hatırlatma açısından e, kuruluşumuz Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye ile Amerika arasındaki iş hacmini ve yatırım hacmini karşılıklı olarak bilateral dediğimiz şekilde e, artırmak ana amacımızdır. Hem e, Türk e, ihracatçısı ve yatırımcısı için Amerika pazarına mal satmak ve yatırım yapmak hem de Amerikalı yatırımcı ve satıcı için Türk piyasasına en iyi şartlarda girip oralarda yatırım imkanlarını değerlendirebilmek açısından hizmetler sunuyoruz. Eee bu hizmetleri şekillendirmiştik Hatırlat, hatırlatırsak eğer seyircilerimize 51 oda 51 eyalet var amacımız Türk, e, Türkiye olan ticareti artırmak iki tarafta da aslında demiştiniz volümü hacmi artırmak. E, bu 51, eyalet, 51 odada yapılan işlerden bahsetmiştiniz Arttı mı? Değişiklikler oldu mu son görüştüğümüzden beri? Ee, hayır biliyorsunuz 51 eyalet hala 51 eyalet devam ediyor. Ee, bizim e, Amerika'daki bu 51 eyaletin e, bölgesel ticaret ve sanayi odalarıyla yakın ilişkimiz devam ediyor. Ayrıca e, o 51 odanın başkanlarının meydana getirdiği bir şemsiye organizasyonda bizde e, ben de şahsen ticaret odamızı temsil ediyorum. E, söz konusu olan endüstrinin hangi eyalette? daha gelişmiş olduğuna bağlı olarak o eyaletlerde belli endüstrilerde daha sıkı ilişki e, sürdürüyoruz hem oda olarak hem de Türkiye'de belirli endüstrilerdeki kuvvetli olan illeri bu e, Amerika'daki e, aynı endüstride güçlü olan eyaletlerle birleştirip karşılıklı ee, ticaret heyetleri e, gidip gelerek buradan Türkiye'ye Türkiye'den buraya kendi endüstrilerinde ortaklaşa neler yapabilirler Türkiye'de bu konuda yatırım imkanları var mı Türkiye'ye mal satma imkanları nedir aynı şekilde Türk firmalarda Amerika'ya bu konuda bu endüstride nasıl daha fazla mal satabiliriz evet. şirket birleşmesi söz konusu olabilir mi Evet. E, ...yatırım imkanları var mı şeklinde bizim aracılığımızda ikili olarak temasa geçebiliyorlar. Şimdi çok güzel anlattınız. Hemen özeti verdik. Şimdi ben hemen kaldığımız yerden devam istiyorum Siyaset e, Türk-ABD ticareti nasıl etkiliyor? Bu konuda tac olarak neler yaptınız ekonomi etkisi açısından? Çok hızlı gidiyorum çünkü süremiz çok hızlı. Tabii. E, biliyorsunuz Türkiye ile Amerika uzun yıllara dayalı... Askeri ve politik e, e, bir yer kimilerinin stratejik ortaklık dediği bir takım ortaklıkların çok uzun süredir devam ettiği iki dost ülke. Fakat ne yazık ki ticaret hacmi e, bütün bu ilişkilere rağmen çok düşük kalmış. Hı hı. Bizim hı. amacımız e, kendi açımızdan bu ticaret hacmini geliştirmek ne kadardı hacim ee, inanır mısınız iki ülke arasında 14 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var bunun üçte ikisi Amerika'dan Türkiye'ye üçte biri Türkiye'den Amerika'ya şeklinde. hedefiniz nedir hedefimiz genel anlamda. Ee, hedefimiz her şeyden önce e, tabii biz bir Türk Amerikan ticaret odası olarak özellikle Türkiye'den Amerika'ya olan ihracatın oran olarak daha fazla artmasını en azından e, ikisinin aynı seviyeye gelmesi amacındayız. Tabi bu zaman içinde olacak bir şey e, fakat en önemlisi e, son e, yıl içinde özellikle Amerika hükümetinin Türkiye'deki ekonomik gelişmenin de kapı, e, verdiği büyüyle Türkiye'nin bu ticaret potansiyelini daha önemsediğini görüyoruz. Türk hükümeti ile Amerika hükümeti arasında çeşitli ticari ilişkileri geliştirmek amaçlı çeşitli temaslar söz konusu. Biliyorsunuz e, Sayın Başbakanımız ve Amerika Cumhurbaşkanının imzaladığı Washington'daki e, yeni ekonomik e, girişim anlaşması var. Bunun dışında şu anda Amerikan meclisinde Türkiye ile Amerika arasında serbest ticaret anlaşması. E, imzalanmasıyla ilgili ön görüşmeler söz konusu. Bu arada yeni olan başka bir gelişme Amerikan Meclisi'nin e, Türk firmalarının e, yerli Amerikalılar yani kızılderili Amerikalılarla ...izne tabi olmadan direkt iş yapabilmeleri için özel bir kanun teklifi Son, söz konusu. Çok çok özür diliyorum sözünüzü kesin. Son bir dakikamız kaldı. Ee, şimdi tacı olarak teşvik, vergiden muafiyet, ucuz elektrik salma, stratejik e, bir takım e, yararlarımız... ...tabii ki avantajları var tacı ile çalışmanın. E, hükümetle birlikte yaptığınız bu çalışmalar bu üç e, saydığınız üç alanı da kapsıyor mu? ABD'de yaptıklarınız olarak. Çünkü bunu özellikle soruyorum ki size... ABD'ye gelmek isteyen Türk özellikle firmaları ne yapmalılar? Taci'ye ya nasıl başvurmalılar? Onu hemen verelim. Son bir dakikamız kaldı. Tabii. Taci'ye başvurmak gayet kolay. Türkiye'deki bölgesel ticaret odalarıyla bizim ilişkimiz var. Onların çoğu zaten bizim odamızın üyeleri. Oradan bizimle temasa geçebilirler. Hı hı. Veya internetten turkishuschamber.org adresinden temasa geçebilirler. Ee, ve dediğiniz gibi bu e, konularda biz e, Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi odası olarak hı hı. Türk firmalarının Amerika'ya gözleri kapalı değil de bizim servislerimizi kullanarak bilinçli bir şekilde nereye nasıl hangi avantajları sağlayarak girebiliriz, yatırım yapabiliriz. Firma birleşmeleri çok ıı, stratejik şu sırada Amerika ekonomisinin içinde bulunduğu ıı, kritik durumda ABD Ç Türk ıı, fir firma birleşmelerinden bahsediyoruz. Amerika'nın bu ıı, şu anda içinde bulunduğu durumdan istifade edip Amerika'da firma satın almaları ve firma birleşmeleri yönünde büyük teşvikler var. E bununla ilgili Örnek verebilir adet. misiniz bu konuda? onların izni olmadan örnek ha, vermek Belki doğru bir dahaki Evet. Türkiye açısından rağbet edilen sektörler var demiştiniz. Otomotiv, turizm, yeşil enerji. Bunlarda mı görüyoruz bunları da yine? Özellikle Onlarda bu sektörler da görüyoruz de. fakat özellikle üretim alanında. Hı. İmalat evet. Evet, imalat sektöründe yan imalat Türkiye'de bir hali özellikle evet. oto ve beyaz eşya Yan mamulleri çok önemli. Türkiye biliyorsunuz aldı başını gidiyor. bu Hakikaten ee, bu sektörlerde evet, duruyorsunuz. O evet. zaman üçüncü bölümde de sektörleri konuşalım. Tamam. <laughs> ABD'de özellikle rağbet gören sektörleri diyorum.